Başarı hiçbir zaman engel tanımıyor. Ne kadın, ne erkek, ne de bir engel. Şimdi engel tanımayan bir başka noktaya daha gideceğiz. Yine bir öyküyle devam edeceğiz hayata dair. O lastik söküyor, motor kontrol ediyor ve arabalardan çok iyi anlıyor. İzmirli Başak Karakoç'tan söz ediyoruz. Meslek lisesinde genellikle erkek öğrencilerin tercih ettiği motor bölümünü tercih etti. Orada okudu ve sınıfın tek öğrencisi. Bir an önce mezun olup işinde uzman olmak istiyor. Bu öyküyü Elif Yıldırım Korkmaz araştırdı. İsmail Dostoğlu görüntüledi. Nermin Özgül kurguladı. Başak Karakoç, İzmir'in Bornova ilçesindeki Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyor. O, Motorlu Araçlar Teknolojisi bölümünün tek kız öğrencisi. Bu tabloda sürekli erkekleri görüyoruz. Sürekli erkekler çalışıyor. Büyük sınıflarda bir tane ablamız vardı. Onu görünce çok şaşırdım. Çok etkilendim. Çok hoşuma gitti. Arabalara küçüklüğünden bu yana hep ilgisi vardı. Bu tutkusu nedeniyle motor bölümünde okumayı seçti. Arabalardan çok iyi anlayan Başak'ın en büyük hayali ise mezun olduğunda kendi iş yerini açmak. Motorun yağ seviyesini kontrol ediyorum şu an. Çünkü motorun yağ seviyesi düşük olursa arabada arıza çıkabilir. Başak sınıf arkadaşlarıyla uyum içinde eğitimini sürdürüyor. O yüzden tekerleklerin devirleri sürekli ABS beynine bildirilmesi gerekiyor. Bu motor bölümünü seçtiğimde erkek arkadaşlarım şaşırmıştı. Sonradan hani alıştılar artık. Şimdi daha iyi hani anlıyorlar beni de. Çok iyi davranıyorlar bana. Babama sıcak öğrenciyim. İnce küçük tornavida. Kibar davranmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar da yardımcı oluyoruz derslerde. Mesela bizim sökerken, teker sökerken, lastik sökerken biz erkek avantajımız olduğu için güç gereken yerlerde yardımcı oluyoruz. Son dönemde sektörde kadın çalışanlara da yoğun talep var. Araç gereçler çok fiziki güçleri gerektirmiyor. Bayanlar da çalışabiliyor ve daha dikkatli çalışıyorlar. Dikkatli oldukları için de sektör bunları özellikle talep ediyor. Okuldan mezun olan kız öğrenciler kısa sürede iş buluyor. Mezun olduktan sonra hiçbir kız öğrencimiz açıkta kalmıyor diyebilirim. Bize söyledikleri lütfen kız öğrenciler sayılarımızı arttıralım. Her birine ayrı ayrı çıkış sağlayan elektromotorların çıkışları var. Şimdi biz bu devreyi kontrol etmek için...